Evet, şimdi bir konumuz var. Çok önemli bir görüntü göstereceğiz ekranlarınıza. Yılbaşı gecesini kana bulayan teröriste ait yeni görüntüler ortaya çıktı ve sadece A Haber'de ilk defa izleyeceksiniz bu görüntüleri. Arkadaşımız Abdullah Yasin Güler ulaştı bu görüntülere ve istihbarat A Haber istihbarat şefi Kubilay Gülbek bizimle birlikte. Hoş geldin evet, Kubilay. Hoş bulduk. Ve bu görüntüleri anlatalım birlikte. Bu görüntüler Başakşehir'de evet. Çekilmiş saldırganın görüntüleri ve olaydan 10 saat önce. Yani 15-30 yani sıralarında. Bu sapık katil giriyor bir Başakşehir'de bir markete. Markette sözde alışveriş yapacak ama yani çok iyi eğitilmiş bir adamın bir markete girip orada nereden baksan 15-20 dakika kalıp ve bir söz söylüyor. 50 lira ben geçen gün size verdim, o paranın üstünü alamadım diyor. O paranın üstünü almaya geldim diyor. Yani normalde istenen, yapılan oyun belli. Orada ya birisiyle buluşacaktı ya da kendisini takip eden güvenlik güçleri var mı onu anlamak için oraya girdi. Çünkü nedir? Mesela seni birisi takip eder değil mi? Taksim'deki görüntüleri de izledik. Evet, izleyeceğiz selfie birazdan. Selfie görüntülerini gün boyu yayınladık. Evet. Orada ne yapıyor? Almış selfie'yi takmış, arkasını, çevresini Taksim Meydanı'nda geziyor ve bize gelen görüntüler. Daha başka görüntüler de var selfie ile çekti. Ya bir istihbarat birimi beni takip ediyor mu bir endişesi var. İkincisi telefon, yanında telefon var, çekiyor ama asla hiç kimseyle telefon irtibatı yok. Buraya yani 3 ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu markete geliyor. Ya burada o flashbang denilen veya o çelik mermileri evet. Burada bir buluşmada alacak. Ya kendisini takip eden var mı bu marketin içinde? Onu netleştiriyor çünkü bir yere giriyorsunuz ve en fazla işte bir 150 metrekare bir alan. Değil mi? Evet. Yani dolaşıyorsunuz ve o markete kimlerin girdiğini çok rahat gözlemleyebiliyorsun. Çünkü marketin içinde dolaşıyor. Aynı şekilde Taksim'de dikkat edersen çevreyi çekiyor ve arkasını çekiyor. Başka görüntüler de var. İstanbul içerisinde çektiği görüntüler var. Önce onu bir garantiye almak istiyor. Daha sonra 10 saat sonra işte bu silahı buluyor, mermileri buluyor. Flashbang'ler dediğimiz ve çok önemli. Yani ben 28 yıl boyunca polis muhabirliği yaptım. İlk kez bir böyle bir kanlı eylemde flashbang kullanıldığını gördük. Nedir? Evet, şu anda bak görüyoruz flashbang evet. Görüntülerini Kubilay. Evet. Bu bir tatbikat sırasında çekilmiş evet. Ve Türkiye'de üretimi olmayan bir şok bombası. Olmayan. Pensilvanya'da üretiliyor. Peki nasıl geldi? Türkiye'ye nasıl geldi? Yani istihbarat birimleri yani, yardımı olmadan mümkünatı yok değil mi? Yardım olmadan gelebilir mi? Flashbang biz belki de ilk defa duydu izleyicilerde. Veya bu işlerle ilgili olmayan kişiler ve çok iyi eğitim görmüş. Onu koyuyor, onu patlatıyor. Ardından çıkan ışık sayesinde işte o suikastları, o kanlı eylemini gerçekleştiriyor. Ve bunu orada eğitim almayan kimse bilmez. Bak ne zaman gelmiş? 29 Aralık'ta İstanbul'a geliyor evet. Değil mi? Nereden geliyor? Konya'da. Karısı nerede? Konya'da. Çocuğu var. İki tane. Aile süsü vererek Türkiye'ye girmiş. Ama nasıl girdi? Belki güvenlik güçleri biliyor. Açıklamıyorlar. Açıklamaması doğrudur. Çünkü içimizdeki hainler. Bak çok önemli. İçimizdeki hainler. Şimdi biraz sonra onları detaylarıyla anlatacağım. Bak. Şunu gösterelim. Metin Alçan. Tuğgeneral. Urfa'da Fethullahçı terör örgütüne yardım etmekten tutuklandı cezaevinde. Hı hı. Neden biliyor musun? Neden? O sınırda duvar var ya. Hani devletin. Trilyonlarca lira para harcayıp o çektirdiği duvara arkadaş ben sizin güvenliğinizi burada sağlayamam geriden çekin. Yani stratejisi olmayan bir yere itmeye çalışıyor ve buraya tel örgü çekelim diyor. Bak birincisi biz anlatalım izleyiciler karar versin. Biz bunu burada yayınlarda anlattık işte belgesi burada. Tel örgü çekelim buradan kessinler tel örgüleri daha rahat geçsinler. Ne yapıyor istihbarat birimleri? Bak ilk kez söylüyoruz. Kamera yerleştiriyor. Çünkü oradan bir geçiş var. Bir silah girişi var. Bir teröristin girişi var. Ve kamera neyi kaydediyor biliyor musun? Gündüz, güpe gündüz
koyunlarla birlikte içeriye giren, sırtlarında el çantaları olan teröristleri kaydediyor. Bu hainlik değil midir? Hainlik. Eğer bu hainlik olursa bu adam oradan giremez mi? Evet. İzleyiciye bırakalım. Şimdi ikinci örneği verelim. Şimdi duvar devam ediyor yapımı. Aynı güzergahta devam ediyor ve FETÖ ile işbirliği yüzünden tutuklandı Tuğgeneral. Evet. Bilinçli yapılmış bir hareket. Ya şimdi aslında DH üstlendi bu terör saldırısını ama üstlenmesi önemli değil ki. Ya ama, biz şimdi ne konuşuyoruz bak. Duygu. Şimdi istihbarat birimlerinin toplam işte batılı güçler üst akıl diyoruz değil mi? Üst akıl. İşte gizli servisler bilmem neler yönlendirdi ya. Sen zannediyor musun batılı bir gücün gizli servis elemanının Türkiye'ye gelip buralarda keşif yapacağı, bu adamları içeriye sokacağı, işte silahları yardım edeceğini. Yok, onlar masa başında oturuyorlar orada. Planları büyük haritalarda yapıyorlar. Kim yapıyor? İşte kullandıkları o asker üniforması, şerefli polis üniformasını giyen o teröristler yapıyor. Bak, ikinci maddeye gelelim. Evet, gelelim. Ne oldu? İki tane bomba patladı turistlere yönelik değil mi? Bir tanesi Sultanahmet Meydanı, diğeri Beyoğlu Tarlabaşı. İkisi de DH mensubuydu değil mi? Sınırdan kaçak geldiler. Eylemlerini, kanlı eylemlerini yaptılar. Kimlere yönelik? Terörist, yabancı uyruklu şahıslara yönelik. Hedef neydi? İşte Türkiye'nin turizmini baltalamak. Türkiye'ye gitmeyin imajı vermek. Peki ne oldu? Perde arkasında ne çıktı biliyor musun? Biz söylemiyoruz yani belgeleri, bilgileri yukarıda. Onları ortaya koyalım, konuşalım. Bir terörist Urfa'da giriyor, El Muhaberat'a gittiğini zannediyor. Aslında jandarmaya gidiyor, Şanlıurfa'da. Onun da bilgi ve belgeleri var. Diyor ki, bana bir 50 lira taksi parası verin. Benle irtibata geçtiler. Ben gidip bu bombaları alacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Eylemde kullanacaklar. Gelin bu adamları yakalayın. Hiçbir şey yapılmıyor. 50 lira bulunup bu teröriste verilip o sınırdaki buluşma aslında bir operasyonla engellenebilirdi. Hiçbir şey yapılmıyor. Daha sonra yanındaki diğer terörist başka bir ilin yine istihbarat elemanı oraya söylüyor. O il alıyor yazıyor. Yani yazmak zorunda. Bir istihbarat geldiği zaman onu alacaksın. Arkadaş böyle böyle bir eylem hazırlığı var. Bu terörist geldi bize işte itirafçı oldu. Şuna şu kadar öderekten para biz bu adamları yakalayacağız. Bu mecburdur. Yazılmıyor. Urfa'da hiçbir şey yapılmıyor. Ve ne oluyor? Bu adamdan bombaları almaya gelen terörist ortaya çıkmadığı için başka bir kurye bulup gelip Sultanahmet'i ardından Beyoğlu'ndaki o kanlı eylemi gerçekleştiriyorlar. İşte biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani eğer bir yapı istihbaratın içine girmişse Suruç'a gel, Suruç'u anlatalım. Suruç'taki patlamada, evet Urfa'nın MOBESE kameraları karartılmadı mı? Evet, şimdi, bunu herkes biliyor, herkes şimdi hazırda. Peki son durumda darbe komisyonunda geçiyor artık bunlar. Evet. Yani ifadeler var. Emniyet müdürlerinin ifadeleri var. Peki son saldırıda, son saldırıya ilişkin konuşalım. Üst akıl delilleri karartmış olabilir mi? Ya zaten bunlar onlara güvenip geliyorlar. Üst akıl delil karartıyor ama onu defalarca söylüyoruz. Üst akıl delili işte bu adamlarla karartıyor. O şerefli üniformaya girmiş bu adamlar karartıyor. Şimdi, yani sen düşünebiliyor musun? Bak. Evet. Bir ilin emniyet müdürüsün ve güvenliği alacaksın. Masanın başına MOBESE'yi bir tane bir vatandaş oturtmuşsun polis diye. Polis diye ama amacı farklı. FETÖ'ye hizmet ediyor. Ne yapıyor? O geçen arabanın plakası belki veriliyor. Daha sonra ne oluyor? O kamera görüntüleri karartılıyor. Belki eylemden önce veya ilerleyen dönemde yakalandığı zaman şahısların itiraflarıyla ortaya çıkacak. Belki bambaşka, daha başka soruşturmalarla karşılaşacağız. Evet, şimdi aslında bu görüntü üzerine tekrar konuşalım. Son dakika olarak da ekranlarımızda teröristin son görüntüsü A Haber'de. Bir Başakşehir'de 10 saat önce çekilmiş saldırıdan bir markete giriyor. Markete alışveriş yapma bahanesiyle bak nasıl dolaşıyor yani. Son derece serin kanlı ve bir şey almak için reyonlara bakmıyor. Dikkat edersen. Ya birisiyle buluşacak ya istihbarat birimi beni takip ediyorum mu acaba? Algısını ortadan kaldırmak için.
Yine istihbarata başladı. Evet, bu arada elinde bir poşet var teröristin. Evet, evet. Bir poşet var. Yani orada sanki alışveriş yaparmış gibi rol yapıyor değil mi? Ya rol yapıyor olabilir. Bak bunlar şimdi ne yapıyorlar? Telefon kullanmıyorlar buluşmalarda. Pusula yöntemi diyoruz. Yani yazıyorsun, hı hı. Buluşuyorsun, eline veriyorsun, sıkıştırıyorsun eylem yeri veya eylem talimatı. Ona göre içerideki işte o hainler tam olarak bilemiyoruz evet. Nerelerde görev aldılar ama mutlaka ortaya çıkacaktır. Evet, bu arada çünkü tekrar söyleyelim. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor. Bu görüntüler saat 15.30 sıralarında bir markette Başakşehir'de çekilmiş evet. Görüntüler. Saldırıdan yaklaşık 10 saat önce, saatler önce çekilmiş bu görüntüleri ilk defa yayınlıyoruz. Evet, bir de son dakika bilgisi var. Biraz önce verdik. İki Kırgız vatandaşı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yani inan emniyet güçleri hiç uyumuyor. Sadece bu alçakça saldırıyı ortaya çıkarabilmek için, delillere ulaşabilmek için, arka planında olan kişilere ulaşabilmek için. Çünkü yani elini kolunu sallayarak İstanbul'da böyle bir katliam yapıp, böyle masum insanları öldürüp, daha sonra Taksim'de dolaşıp selfiler çekmek, eğer bir yardım almıyorsa, bak dışarıdan değil, evet. Bak dışarıdan ne kadar yardım alırsan al, bak bu çok önemli bir söz. Dışarıdan, dışarıdan bir gezici servisten hiçbir yardım alamazsın arkadaş. Sadece sana oyunu kurarlar. İçerideki o içerideki diyoruz ya, onlardan yardım alabilirsin. Bak, unutma, ne oldu? Ankara'daki patlama vardı değil mi? Üçüncü somut bilgimizi getirelim. Evet. Devlet 8,5 milyon dolara orada sınıra bir tane bir bilgisayar ağı kurdu. Genel teröristin parmağını bastığı zaman eğer Türkiye'de herhangi bir olaydan aranıp aranmadığı o bilgisayar kayıtlarında ortaya çıkması gerekiyordu. Ama Ankara saldırısını yapan o teröriste git, hı hı. Parmak izini basmış, yanlış kimlik çıkmış. Çünkü bilgisayar işleminin dışında bir hale getirilmiş. Evet. Tekrar söylüyorum, bilgisayar işleminin dışında bir hale getirilmiş. Kim çıktı arkasında? Tutuklandılar. Adil Öksüz'ün yeğeni. Şimdi buna ne diyeceğiz peki? Evet, yani bu hain duruşun içerisinde yer alan, bu örgütün içerisinde yer alan bu adamlara ne diyeceğiz yani? Şimdi evet. Aslında istersen market görüntülerine tekrar geri dönelim. Evet. Bu marketteki bu terörist 10 saat sonra 39 kişiyi öldürecek bir katliam evet. Yapacak. Evet. Çok serin kanlı görünmüyor mu? Yani nasıl bir psikoloji içinde görünüyor? Yani tabii sonuçta özel eğitilmiş bir insandan bahsediyoruz. Ya özel eğitilmiş ama ben şöyle yani şimdi bu yani bu 50 kanlı katili de çok büyütmek gerek yok ya. Yani elbette eğitim almış ya. 39 kişi kim öldürebilir ya? Yani düşünebiliyor musun? Geliyor ve son derece modern cihazlar kullanarak bu kanlı eylemi gerçekleştiriyor. Ama yaptığı hatalar yok mu? Yaptığı hatalar var. Montunu çıkarıyor. Cebinde 500 lira var. Cep telefonu var. Olay yerine bırakıyor. Evet. Evet, olay yerine bırakıyor, kaçıyor. Taksiye biniyor. Geldiği eve, hücre evine dönmek için parası yok. Yani böyle yaptığı hatalar da var. Ama neticede bence her şeyden önemlisi bu eli kanlı katil mutlaka yakalanacaktır. Güvenlik güçlerinin elinden asla kaçmaz. Bak, Türkiye o kadar güçsüz değil. Sözde iki tane emirini, bak istihbarat vererek konvoy yürürken, evet, düzenleri operasyonla öldürdü. Türkiye bu kadar güçsüz değil. Hiç kimse Türkiye güçsüz. Böyle bu adamlar, eli kanlı adamlar Taksim'de dolaşıyor. Geliyorlar işte o kadar insanı katlediyorlar. Öyle bir şey düşünmez. Ama nasıl yapıyorlar? Bak perde arkasına bakmak lazım. İçeriden bir sızıntı varsa. Evet. Ya Duygu geçen... Şimdi bir dakika ben şunu merak ediyorum. Bu 300 bir de selfie görüntüsü var ya 360 evet. Derece kendisini evet. Çekiyor. Burada ne bir mesaj vermeye mi çalışıyor bize? İstihbaratın yönlendirdiği bir kişi mi bu? Eşkalinin tanınmasını mı istiyor? Ya bak defalarca Konya'da ailesini getiriyor çocuğuyla eşini oraya getiriyor. Evet. Yerleştiriyor ve kaçak yollardan Suriye'ye gidip geliyor. Gidip geliyor bu adam. Orada bir boşluk var. O boşluğu kullanıyor. Ve geliyor Taksim'de. Acaba ben izleniyor muyum? Selfisiyle yani düşünsene o gece veya bir gece sonra katliam yapacak, masum insanları öldürecek ve Taksim'de evet. istihbarat amaçlı selfie çekiyor yani.
Evet, peki çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Kubilay